operatör Doktor Funda Erdoğan konuğumuz, kadın hastalıkları ve üreme uzmanı diyor benim program ortağım. O yüzden doğum uzmanı demiyoruz artık, biz üreme uzmanı diyoruz. Dünya güzeli bir bebeğiyle geldi ama ben çok hasta olduğum için yaklaşamadım. Çok içimde kaldı şurama şöyle. Onu bir basamadım. Evet. Ay Allah bağışlasın. Çok teşekkür ederim. Maşallah. Nasılsınız? Evet. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Siz nasılsınız? İyi çok olacağız. Uzaklardan geldiniz. Çok uzaklardan geldim. Evet. Nerelerden geldiniz? Ağrı'dan geldik biz. Oo. Çocuğum eşimle birlikte. Ağrı'ya bir selam şöyle gönderelim o zaman. Evet. Güzel bir el sallayalım. Selamlar. Ağrı'ya sevgiler buradan. Sonsuz sevgiler ve saygılar. Biz dedik aslında siz gelmeyin biz geliriz dedik ama... Keşke yok dedi. Kış günü gelmeyin siz yazın biz gelin bir dedi. Bir tatil yapalım istedik aslında. Evet, iyi, iyi yaptınız. Oldu. Çok iyi oldu bizim kaç, için de. Kaç aylık bebeğiniz? 5,5 aylık. Aşkım 6. aya giriyoruz. Bebek. Evet. Dokunamadım ya. Durun şimdi dur konulardan bahsedelim. Evet evet tabii evet. Ki buyurun. Bebek mebek falan tabii şimdi tamam. Geldi mi 1 yaşında pardon. Ali 2 oluyor. 2 yaşında değil mi oğlunuz evet. Ya 20 aylık evet. Artık. Temmuz 1 Temmuz'da 2 yaşında olacak. Evet. Artık bitti konuşmalar da başladı. Başlar. Biz atlattık. Sizin ilk çocuğunuz mu? Bizim ilk çocuğumuz. Allah bağışlasın. Evet, sağlıklı günlerini ederim. Görmek nasip zor etsin. Zor büyüyoruz ama inşallah. Evet olacak. Evet. Tüm gebeliklerin mutlu sonuna bitmesini diliyoruz. Ama hayatın içinde, sağlığın içinde maalesef kesinlikle. Tatsız sürprizler de oluyor. Hepimizin evet. Yaşadığı. Ben de yaşadım. Ben de yaşadım. Siz de yaşamışsınızdır. Kesinlikle. Yaşamayan hanımefendi yoktur diye düşünüyorum açıkçası. Keşke yaşanmasa. Keşke yaşanmasa ama... İşte oralarda da diyorsunuz ki vardır bir hayır. Var. Benim de Melisa'mdan önce bir gebeliğim olmuştu. Düşükle evet. Sonuçlanmıştı. Hı-hı. Kalbi durmuştu. 8. haftaya girmeden. Hı-hı. Zor. Melisa'dan önce. Evet. Aa. Melisa'dan önce. O zaman bugün onu konuşalım. Evet. Olur. Dolayısıyla zaten konumuz olur. Gebelikte düşük evet. Talihsizlikleri diyelim. Talihsizlikleri diyelim. Kesinlikle öyle. Şimdi çok önemli tabii. Bunu ben de yaşadım, ben de hissettim, biliyorum. Şimdi gebelikte kanama gerçekten önemli bir yer alıyor. Evet. Özellikle... Biz kanamadan kaynaklı ya da kanama öncelikli düşükleri konuşacağız bugün. Aynen öyle. Tamam. Şimdi bu kanamalar gerçekten önem arz ediyor gebeler için. Çünkü çok zor gebe kalmak artık. Yeni gebe kalmış, bu gebeliği gerçekten çok isteyen bir anne adayı düşünün ve kanaması var. Çok tedirgin bir durum. Ancak şunu söylemek lazım. Her kanama düşükle sonlanacak diye bir şey yok. Bunların bazı nedenleri var. Bunları birazdan zaten söyleyeceğim. %60-70 oranı kromozomal bir anomaliden bahsedeceğim. %60-70'i kromozomal sebeplerden kaynaklanıyor. Yani mutlaka kanama olunca düşükle sonlanacak diye bir şey diyemem. Sadece bunu bir tehdit olarak algılamak lazım. Yani çok yakın takipte olmak lazım. Bu nedenle düşük nasıl önemli. Bir belirti diyelim? Yani ağrıyla mı geliyor yoksa ani bir travmayla mı geliyor? Veya yok. Hiçbir şey yapmadan olabiliyor mu? Tabii ki. Şimdi düşük, öncelikle düşük nedir kavramını burada bilmek lazım. Biz hiçbir şekilde dışarıdan yaptığımız etkiyle düşüklere sebep olamayız. Çünkü dediğim gibi sağlıklı bir embriyoya hamile bir annenin dışarıdan ne yaparsa yapsın, ilaç tedavisi alsın, almasın. Bunu düşürmesi çok zordur. Ama ya da düşürmek demek, dışarıya atmak demek değil vücutta, gebeliğin sonlanması demek oluyor. Tabii ki. Mi? Şimdi düşük kavramını birazdan onu anlatacağım. Düşük demek aslında şu demek. Gebeliğin klinik olarak bizim elimizde bir kanıtı olması lazım. Yani bu ne demek oluyor? Kese olacak, fetüs olacak, fetüs dediğimiz embriyo bebeğimiz oluyor, kalp atımı olacak. Ancak bir hafta 10 gün sonra geldiğinde ya da ne zaman kontrole gelirse bunların olmaması durumu, yani bu üç şeyin kaybı bizde düşük dedirtiyor aslında. Biz bu düşükleri aslında biyokimyasal gebelik, kimyasal gebelik diye biliniyor halk arasında, karıştırıyoruz. Şimdi bunu da burada vurgulamak lazım aslında. Kimyasal gebelik derken? Şimdi kimyasal gebelik derken şu önemli, şimdi BTHG dediğimiz bir gebelik hormonu var. Biz kanda yükselince evet gebeyiz diyebiliyoruz. Özellikle cinsel ilişkiden sonraki 9. 10. günlerde zaten bu hormon vücutta artıyor. Bu vücutta artan bu BTHG değerine biz adet gecikmesi olmadan baktığımızda evet hamileyiz diyebiliyoruz. Ama bu yanıltıcı bir yanlış negatiflik de verebiliyor bize.
Biz BTCG değerini güzel bir şekilde artış bekleriz. 2 kat artar, 4 kat artar, 3 kat artar diyerek, ama kimyasal gebelikte BTCG'yi erken baktığımız dönemde, yani adet gecikmesi olmadan baktığımızda yüksek görürüz önce, ama daha sonra gitgide azalmaya başlar artacağı yerde. Bunlar kimyasal gebeliktir. Genelde hastalarımız, ki ben de çok karşılaşıyorum, düşükten sayıyorlar kimyasal gebeliği, ama kimyasal gebelik bir düşük değildir bizim için. Yani düşük diyebilmek için doktorunuza bebek gittiğinizde zaten, bebek kese ve kalp atımı olacak. Evet. Bunların kaybı bizim düşük dediğimiz bir kavram. Peki özür diliyorum, bu BTHCG'ye adet gecikmeden niye bakılıyor? Kim bakıyor buna? Ya şimdi artık gebe kalmak isteyen çok fazla halk diyeyim. Özellikle... Ama bir doktor istemez ki zaten. Yani bir doktor istemez kesinlikle, ama... Ama şöyle bir şey oluyor. Kadışım hamile evet. kalmak istiyor ve korunmayı bırakıyor. Bir süre sonra çok mesela bakan... regle olmuyorsa, evet. kanaması yoksa kendi kendine gidiyor, hemen kan veriyor hastanede. Ama adet, ona bakıyor. Adet gecikmesi varsa zaten bakmak lazım. Ama adet gecikmesi olmadan... Olmadan da niye bakılıyor? O gebeliği çok heyecan. İsteyen heyecan. Aa, aynen öyle. Yani o... bir kadının isteği uğruna işte aynen. hemen bakım hastalarının çok fazla başına oluyor. Geldi bu. Oluyor yani, şey bizlerin anlaması hemen. Çok farklı bir duygu. Evet. Ama çok anne olmak istiyor. Evet. Birlikte oluyor evet. eşiyle. Ondan sonra diyor ki tamam, ben bu ay kesin gebeyim bakmak diyor. Bir bakalım. Bir hafta sonra hemen kan vermeye başlıyor. Evet. Her gün gidiyor neredeyse kan veriyor. Aynen, o biraz aynen. aşkla bebek beklemek evet. yani evet. ama evet. yanlış anlaşılmalara sebep aslında oluyor. Aslında kesinlikle yanlış negatiflikler veriyor bize. Şimdi tabii. demek kimyasal gebeliği ayırdık. Adet gecikmesi oldu ve kanın da bakıldı, idrarda evet. bakıldı. Gebe olduğu anlaşıldı ama bir doktora gitsin. Mutlaka. Gitti. Keseyi gördü, kalp atışını gördü. Sonra kanama olsun ya da olmasın. Eğer ki bunların 10 gün sonra kontrolünde ya da herhangi bir süre vermiyorum. Ne zaman gelirse. Bunların kaybı bize düşüğü gösterir. Evet. Düşük yaptığını gösterir evet. zaten. Mesela işte benim Mensa'dan önce öyle oldu. Hamile kaldım. Kan oranlarım zaten hamile hı hı. olduğumu gösteriyordu. Hı hı. İşte embriyoyu gördük. Kalp atışını duyduk. Evet. Fakat ikinci ay dolmadan kalp atımı durdu. Dolayısıyla da gebelik sonlandırıldı. Evet. Ve bu düşük diye nitelendiriliyor. Aynen tıpta, öyle değil kesinlikle. Mi? Peki kanama dediğimiz şey bize neleri anlatıyor? Her kanama düşük mü? Kanaması olan her kadın bunun için tedirgin mi olmalı? Yok, şimdi her kanaması olacak kişiye biz düşükle sonlanacak diyemem, demiyorum da. Zaten gebeliklerin %30'u kanamayla geçiyor ama bunların %15'i düşükle sonlanıyor. Yani şöyle diyeyim. %30'unda kanama oluyor, kanama olan %30'un %15'inde düşük oluyor. Yani bu tamam. aslında yarı çok yarı düşük bir oran. Yani burada yine aynı şeyi tekrarlayacağım ama eğer bir anne adayı sağlıklı bir embriyoya hamile ise dışarıdan hiçbir etki onun düşmesini zaten neden olamaz. Yani o zaman Funda Hanımcığım, bu halk arasında zaten sağlıksız bir bebekti üzülme cümlesi bir kayıp arkasından söylenen doğru bir cümle mi oluyor tıbben? İşte kesinlikle öyle deniyor. Aslında doğru. Sağlıksız kesinlikle. Bir bebek sağlıksız tutunamadı bebek, deniyor. Aynen öyle. Bizim hastalara anlattığımız şey aslında hak böyle de anlayabiliyor hastalarımız. Kesinlikle doğru. Yani tutunamayan bebek diye geçiyor ama bunlara sağlıksız gebelik, sağlıksız bir embriyo diyoruz. Ama üst üste olursa bunda biz bir şey yapmamız gerekir kesinlikle. Mi? Şimdi şunu söylemek lazım. Birinci gebelikte düşükler olabilir. Evet, bunları tesadüfi olarak kabul etmeniz lazım. Ancak birden sonra, yani bizim tekrarlayan düşüklerimiz oluyorsa bir yerde problem var dememiz lazım. Birinci düşükten sonra birazcık böyle hastalarımız çok tedirgin oluyor aslında. Acaba gebe kalabilecek miyim, gebe kalamayacak mıyım modunda oluyorlar ama şunu bilmek lazım, burada bunu vurgulamak istiyorum. Hiç gebe kalmamış bir kadının gebe kalma oranı ile birinci düşükle sonuçlanmış ve daha hiç gebe kalmamış bir kadının gebe kalma oranı aynıdır, eşittir. Yani o yüzden birinci düşüklerimizi tesadüfi olarak kabul ederiz. Ama ikinci ve üçüncü düşüklerden sonra mutlaka bir genetiksel araştırma yapıyoruz. Yapmamız da lazım. Genetik hastaları araştırmayı da, neye yapıyoruz? %60-70'i zaten kromozomal anomallerden kaynaklandı dedik zaten. Embriyonal bir problem olduğunu düşünürsek. Biz düşüklerden sonra bu materyalleri patolojiye değil aslında genetiğe göndermemiz gerekiyor. Yani embriyoda herhangi bir problem var mı yok mu diye araştırmak gerekiyor. Süper. Bir diğeri de aslında
kadınlarımızda olan bazı pıhtılaşma faktörleri, bozuklukları oluyor aslında. Pıhtılaşma bozuklukları. Bunların da tabii sap ünitleri var, yani alt grupları var. Bunlardan en önemlisi tabii ki antifosfolipid sendromu pozitifliği. Şimdi mutlaka hastalarımız da aşinadır bu konuda. Bu önemli bir konu. Antifosfolipid sendromunun pozitifliği durumunda bir bayanda mutlaka düşükle sonlanıyor. Önemli olan nokta bir de düşük olduktan sonra peş peşe bir daha doğum gebe kalmaya uğraşsınlar mı? Yoksa belli bir nadasa bıraksınlar mı? Ya şimdi ben çünkü, biz ne kadar evet. Hep hayret ediyorum. Mesela diyor geçen sene 3 kere düşük geçirdim diyen bir hastaya ben hayret ediyorum. Yani niye ara vermediniz? Niye ara vermedin? Şimdi bunun bir psikolojik boyutu var aslında. Evet. Düşükle sonlanan gebeliklerden sonra hastalar biraz da hemen gebe kalmak isteyebiliyorlar. Şimdi bu yanlış mı? Hayır değil. Ama biz tabii ki 3-6 ay bir nadasa bırakın diyoruz. Ara verin diyoruz. Dinlenin. Hem bu arada psikolojik olarak biraz daha kendilerini toparlamasını istiyor. Çünkü gebelik siz de bilirsiniz. Tabii. Ben de biliyorum. Çok psikolojik olarak destek isteyen. Çok. İyi hal durumunun olması gereken bir durum. Ancak tabii ki gebe kalırlarsa da bir problem olmuyor. Zaten rahmin içini temizledikten sonra biz 15. 16. günde yumurtlama dönemini hemen geçip rahim kendini direkt toparlıyor. Yani bu yanlış demiyoruz. Ama tabii ki 3-6 ay biraz daha psikolojiyi toparlamak için ara vermekte fayda var. Yani tekrarlanan düşüklerde tabii sen de haklısın, bir uzman eşliğinde ilerlemek ve biraz sakin olmak da evet, fayda var mutlaka. Peki gebelik takibiyle alakalı son kez bir şey söyleyeceğim. Riskli gebelik değilse, kanaması daha önce düşüğü olmadıysa illa kadın doğum uzmanıyla takipte kalması gerekir mi? Bunu gebelerle halledebilir mi? Ebelerle pardon. Hayır. Şimdi ebeler tabii ki bizim sağ kolumuz. Sağ tabii. Kolumuz gibi bizim bizimle birlikte çalışan ekip arkadaşlarımız, ama tabii ki bir uzman kontrolünde olmakta kesinlikle fayda var. Kesinlikle. Yani kanaması olsun olmasın. Kanama dışında, düşük dışında bazı riskler de olabilir. Yani bu mutlaka doktor kontrolünde olmalı. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok memnun oldum ben de. Burada çocuk bekleyen ya da çocuk isteyen herkese hayırlısıyla çocuk evet. Sahibi olmayı kucaklarına almalarını diliyorum. İnşallah. Tekrar bekliyoruz sizi. Tabii. Çok teşekkür ederim. Devam ediyoruz. Devam edelim.